o büyük afette 6 Şubat'ta ki konuşmanızı hiç unutamıyorum. Yani aklıma kazınan konuşmalardan bir tanesi o. Yani 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok şu an dediniz. Oradan başlayalım mı? Şu an o ilçenin son durumu ne? Gaziantep'te deprem sonrası yıkılan evlerin teslimleri ne durumda? Siz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak neler yaptınız? Buradan başlayalım, sonra size yapacaklarınızı soracağım yine. Şimdi şöyle, deprem 6 Şubat korkunçtu. O gece ben yarım saat anlatırım, yarım saat beraber ağlarız. Daha ben böyle bir şey görmedim. 4'e 17. Eşim dedi ki durmuyor, durmuyorsa ben daha önce deprem master planı çalıştırmıştım. 10 tane TÜBİTAK profesörüne statik çalışmıştık. Bizim esas merkez Şahin Bey Şehit Kamili'de, kat sayımız 14 bindi. Ama şeydeki Nurdağ İslahiye tarafında onun 1/4. Dedim ki ben eyvah, eğer bu böyleyse benim derhal Nurdağ'a çıkmam lazım. 3 dakikada evden çıktık. Eşim direksiyonun başına geçti. Davut Vali, şu an İstanbul Valimiz, bizim Antep Valimiz, aradım. Sayın Valim dedim, AFAD'da buluşalım, o da zaten çıkmış. Yolda da Abdülhamit Bakan'la Murat Bakan'ı aradım. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Çevre Şehircilik Başkanı. Bakanı o zaman. Evet. Yani anlatamam verdiği desteği. Üçüncü depremde ben yemek tırında çorba vermeye çalışırken İslahiye'de tır gitti gitti geldi. İnsanlar elindeki çorbayı bıraktı ve kaçtı. Ya sanki bir kabus, buradan çıkmam lazım, kabus değil gerçek. Kötü bir film seyrediyorum, film bitince bilecek. Böyle bir şey yok, bu da gerçek. Çok hızlı yönetilmesi gerekiyordu. En iyi yaptığım iş, ikisini arayıp Sayın Bakanım yetişin dedim. Çok hızlı geldiler, 5 genel müdürüyle geldi Murat Bakan. Allah ondan razı olsun. Bir kere çok pratik, çok iyi bir mühendis. Tam bir çözüm adamı. İnşallah bu 1 Nisan'da İstanbul tercihini böyle yaparsa, ben İstanbul'un dirençli şehir, akıllı ve yeşil İstanbul olması gerektiği noktasında çok inandığım mühendislik bakışı var. Bunu yapacak beyindir. İsimden daha çok kim bu işi yapacak diye baktı. Çünkü beraber çalıştım. Ya biz gece 12 otoyol açılmış 3 metre. Bütün Kahramanmaraş ve Hatay'a gidecek bütün lojistik de oradan geçiyor. Nurdağ bizim Kavşak. Oradan geçmezseniz zor ulaşamıyorsunuz. Gece 12 dedi ki bana Abdülhamit Bakanlığı ikimiz başkanım dedi. Bütün ekibi topla. Eğer biz dedi sabaha karşı bu yolu açamazsak Kahramanmaraş ve Hatay'daki ölüm sayıları o kadar artacak ki arama kurtarma ekipleri geçemiyor. İki tarafta kapalı. 12'de başladık. Bütün ekibi deprem topladık. gecesi. Gece gece. Sabah ezanı, ezan Allah-u Ekber dedi. Aradım Sayın Bakanım, yolu kapattık dedim. Yani o açığı kapattık, yolu açtık. Hiç kimse uyumadı. Hiç kimse, kimse yok mu? 72 saatin ne olduğunu öğrendim. 72 saat çok önemli. Sesimi duyan var mı? Aman ya Rabbi. İnsanların canı bize emanet, mahvolduk. Ne Size kadarlık şu anda? Ya anlatamam. orada kaç bin bina yıkıldı İslahiye'de? Şimdi Nurdağ'da %80 yapı stoğu aşağı indi. İslahiye'de de %40 aşağı indi. %80 yapı stoğu aşağı indi. Toplam 4 bin kardeşimizi deprem şehidi olarak Rabbim mekanlarını cennet Amin. etsin. Çok ağır bir geceydi, size anlatamam. Şimdi geldiğimiz noktada önce arama kurtarma, arkasından çadır alma, arkasından konteyner alma. Cumhurbaşkanımız 4 defa geldi, bütün bakanlarımız orada. Koordinasyon Murat Bakan'da. Biz her gün valimizle, İstanbul valimizle her gün gittik geldik. Her gün Nurdağ İslahiye, her gün Nurdağ İslahiye. Benim Japonlarla çalıştığım için öncesi, sırası ve sonrasını biliyordum. Hemen deprem sonrası iyileştirme daire başkanlığı kurduk. Zaten belediye falan kalmadı. Belediyekilerin yarısı vefat etti. Hepsi depremzede. Büyükşehir olarak biz bütün sistemimizi oraya kurduk. Deprem sonrası iyileştirme daire başkanı, elimdeki en iyi mühendisleri oraya koydum. Ve biz Bismillah deyip başladık. Bir taraftan devlet destek veriyor, bir taraftan biz. Sen ben yok, biz var dedik. Bütün bütçemizi oraya aktardık. Toplam kaç bina teslim edildi şu ana kadar? 10 bin konut. Kaç 10 binaya bin. daha ihtiyaç var? Yani bir 5 binimiz kaldı bizim. Öyle mi? Olağanüstü bir şey. Bunun bu kadar hızlı olmasının nedeni, biz zaten mikro bölgeleme çalışmıştık. Zaten Murat Bakan'a elimizdekini verdik. Ondan sonra ÖSAS'taki bakan da geldi, bunun devamını sağladı. En hızlı ayağa kalkan şehir olduk. Niye? Biz suyu yönettik. Hatay'ın bugün yaşadığı kakofonun arkasında su yönetimi var. Ne demek o? Biz 48 saat sonra suyu bastık. Niye? Ben düz bağ yapmıştım. 135 kilometreden su projemizi tamamlamıştım.
2014'te ben geldiğimde Nurdağ İslahiye hattında %80 kayıp kaçak vardı. Hepsi yeniledik. Bunlar dolayısıyla ben çok hızlı su hayattı. Su olmayınca tuvalet yok, banyo yok, o yok, bu yok. İçecek su yok. Taşıma suyla nasıl olacak? Biz suyu basınca şehir, bölge çok hızlı ayağa kalktı. Şu anda hala bölgede su sorunu yaşanıyor. Kesintiler devam ediyor. 150 bin biz göç aldık depremden sonra. Niye? Bir suyu yönettik. O yüzden depremle ilgili kısımda şu anda Japonlarla çalışıyoruz. Kobe'ye gittim. 95'te aynısını bunlar yaşamış. Deprem sonrası eğitim merkezi kurmuşlar. Yerinde inceledik. 11 şehrin depremde şehit olanlarının bir anma bölümü var. İçeriye giriyorsunuz, seni o geceye götürüyor. O geceye gidiyorsun. Ben bunu Fransız ihtilalini Paris'e gittiğim zaman seni oraya, siz de görmüşsünüz. Sen o geceye götürüyor. Oradan çıkınca diyoruz ki aman yarabbi neler yaşanmış. O gece neler yaşanmış. O gece onu giriyorsun, sonra dışarı çıkınca niye biri az hasarlı, biri orta, biri çok hasarlı, biri tamamen niye inmiş, biri sağlam duruyor. Neden? Gaziantep Büyükşehir'in Gasmey'i duruyor. TOKİ'nin tünel kalıbı duruyor. Neden? Gaziantep Büyükşehir'in itfaiyesi duruyor. Bu bilimsel çalışma. Mikat Kadıoğlu'yla konuştuk, İTÜ'lü hocalarla bir bilim kurulu oluşturduk. Şimdi kimsenin Kobe'ye gitmesi yere kalmadan unutmamak ve unutturmamak, bir inşaat mühendisinin de staj programını burada göreceği şekilde bir merkez kuruyoruz. Antep'te şu anda olası deprem senaryolarında riskli kaç bina var? Şu anda zaten hepsini yıktık. Yani şu hemen anda, 6 Şubat'tan sonra. Evet evet. Yani bizim zaten orta hasarlarda ağır hasar oldu. Bir yıl geçtiği için yıkımlar devam ediyor. Ve bizim bundan sonra önleyici tedbir. Yani bizim 3 kadememiz var. Koruyucu önleyici tedbir, sırası ve sonrası. Şuna yoğunlaşmamız lazım. Olduğunda yüksek teknoloji kullanarak ölümleri azaltacak tedbirler almamız gerekiyor. O yüzden 3 şey çalışıyoruz. Candaş Bey, dirençli şehir, akıllı şehir, yeşil şehir. Bu 3 başlıkla şehri hazırlıyoruz. Yeni dönem beyannamemizi de tam bunun üzerine kurduk. Şehir nasıl dirençli olacak, nasıl akıllı olacak, nasıl yeşil olacak? Şimdi dirençli şehri bir yapılanma, bir hazırlık süreci var. 5000 konut var diyorsunuz yapılacak olan. Evet. Onun dışında depremin önlenmesine dair mühendislik anlamında tedbirleri alıyorsunuz. Akıllı şehir nasıl olacak? Yüksek teknoloji. Şehirde eğer bir sorunu çözerken yüksek teknoloji kullanıyorsan şehir akıllı olmuştur. Size koronada yaşadığımızı söyleyeyim. Biz 2014 yılında belediye başkanı olunca ulaşım master planı, imar master planı ve iklim master planı yaptık. Yüksek teknolojiyi kullanmak için benim akıllı ulaşıma geçmem gerekiyordu. İnceledik, İzmir inceledik, Antalya inceledik, o zaman en iyi sonlardı. Daha iyisini yapacak yüksek teknoloji geçerek Gaziantep kartı oluşturduk. Korona'da HES koduyla Gaziantep karttaki veriyi birleştirdik. Çünkü 21. yüzyıl veri yüzyılı. Hiç unutmuyorum, Teknofest Gaziantep'e gelmişti. Sağlık Bakan Yardımcımızla gece 11'de protokol yaptık. Cuma günü, pazartesi günü HES kodunda geldi ya gibilmek için otobüse binecek. Gaziantep kalk diyor ki sen koronalısın, sen bu otobüse binemezsin diyor. Yüksek teknoloji kullanma bu, veriyi kullanma bu. Şu anda biz Güney Koreliler'le çalıştık, açık veriye geçtik. Verileri konuşturamazsan sorunu çözemiyorsun. O yüzden bilişim AŞ'yi kurduk. Biz bu dönem enerji AŞ ve bilişim AŞ'yi kurduk ki belediye de hantal kalıyor. Zaman hız zamanı, şirketleşmemiz ve sorunu hızlı çözmemiz gerekiyor. İşte tam yüksek teknolojiyi kullanarak bu yaptığımız çalışma bizi depremde depolar nasıl konacak, hangi depoda ne var, sosyal markette dağıtım nasıl olacak, hepsi yazılım. Bunların hepsini yerli ve milli kendimiz yazıyoruz. Kendi yazılımcılarımızla yapıyoruz. Valimiz diyor ki, mesela şu andaki valimiz koordinatör valimizdi. Bize şu lazım, bizim ekip hemen bunun yazılımını yapıyor, uygulamasına geçiyoruz. Yüksek teknoloji kullanmak şu, sorunu çözerken yüksek teknoloji kullanarak sorunu çözmek. Mesela şu anda biz sanayideyiz. Sanayide yüksek teknolojiye geçmemiz lazım. Akıllı ve yeşil sanayi olmamız lazım. Niye önemli? 2026'da Paris Anlaşması'nı imzaladık. 2026 yarın yeşil sertifika programını alması lazım sanayici. Yoksa ihracat yapamayacak. Şehri buna hazırlıyoruz. Kirletici unsurlardan diğerini ulaşım. Ulaşımda biz karbon monoksit salan kısımları gençleştirdik, doğal gaza geçtik, elektrikli otobüse geçtik, şimdi de hidrojen otobüse geçtik. Hidrojen otobüs ne ya?
Bu ne? Sudan otobüs yapıyorlar abi. Bu nasıl bir şey? Yani bana Almanlar geldi, dediler ki başkanım Köln Belediyesi 200 otobüsü hidrojene geçmiş dediler. Bütün ekibi aldık, götürdük. Köln Belediye Başkanı kadın dedi ki başkanım 200 otobüse geçtik. Viyana'ya gittik, onlar denemelerini yapıyorlar. Bütün Almanya'yı inceledik. Linda dedi ki Alman firma, ben dedi yap işlet de sana gelir. Suyu ayrıştırırım, hidrojeni depolarım. Akaryakıt istasyonundasın. Akaryakıt yerine hidrojen basıyorsun. Ama karşıdaki otobüs Güney Kore ve Japon. Geldim buraya, Karsan'a gittim, dedim ki bak dünya buraya gidiyor. Ben hidrojeni ayrıştıracak yap işletle Almanlar geliyor buraya. Sizden istediğim dedim, şu hidrojenli otobüsü bana çalışın. Zaten pazar buraya gidiyor. Bütün dünya Paris Anlaşması imzalamış. İnandılar. Karsan hidrojenli otobüsün çalıştı. Yaklaşık 15 gün önce hidrojen otobüsünü Gaziantep'e getirdi. Hidrojeni basıyorsun, 500 kilometre bir defa doldurduğunda depoyu 500 kilometre dolaşıp geliyor. Şimdi 20 filoluk, 20 araçlık bir hidrojenli otobüs çalışıyoruz. Biraz pahalı ama güneş enerjisi de daha önce çok pahalıydı. Evet. Ve daha da önemlisi depolanabiliyor. Bu bilgi ekonomisi. Bana rahmetli TÜDE'deki hocam demişti ki ölçmediğin hiçbir şeyi düzeltemezsin. İzlemediğin hiçbir şeyi sonuçlandıramazsın. Bir mühendis her şeyi bilmek zorunda değil ama dünya nereye gidiyor, hangi bilgi var, bunu şehrine getirmek zorunda. Bir mühendis bakışıyla bunu yapmaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da duygusal bakış dediğim o annelik, kadın bakışıyla da şehri iki yönden geleceğe hazırlıyoruz. Dolayısıyla yüksek teknoloji dediğimiz bu, yeşil şehir dediğimiz şey ne? Biz dünya bugün yaşanan coğrafyada çevresel kalkınmayı tamamlayamadı. Biz kişi başı yeşil alanı 8 metrekarede aldık. 12'ye çıkardık. Şimdi 15'e çıkarıyoruz. Yeni hedefimiz. Yeşil şehir Gaziantep'te sanayide attığı su balığı öldürmeyecek, ağacı kurutmayacak. Yeşil sanayi olacak. Şehir yeşil şehir olacak. Şehrin kirletici unsurlarından bir tanesi de ısıtma. Kömür dağıttığımız yere yine bu Çevre Bakanımıza gittim, Murat Bakan'a. Dedim ki bak Mevlana'da yapmışsın bakanım. Kömür dağıtılan yerlere doğalgaza geçmişsiniz. Biz de yapalım dedim. Yarısı sizden, yarısı bizden. Kömür dağıttığımız yere tesisat kuruyoruz. Doğalgazı bağlıyoruz. Kömür yerine doğalgaza geçiyor. Mahallede şimdi gittiğimiz yerde bir anda refah seviyesi yükseliyor. Biz aynı odada otururken işte kuğu hastası var, rahatlıyor. Çocuklar öbür odada ders çalışıyor. Mahallede bu örnek olunca bunu yapma gücü olanlar da gidip bu tesisatı kendi aldı. Bir anda mahalle yeşil mahalle oldu. İyi de örnek olup bunu çoğaltmak gerekiyor. Yani şehri buna hazırladığınızda dirençli, akıllı ve yeşil şehir, beyannameyi de buna göre hazırladık. Ve gerisine de benim en çok bildiğim konu sosyal politika. Sosyal politikada da özellikle şu anda bu şehirde hamileler günde bir bardak süt alıyor. Anneye süt, bebeğe can. Doğuyor, hoş geldin minik hemşerim. Hem kariyer hem çocuk yapsın istiyoruz kadınlardan. Kadınlar Süpermen falan değil, sosyal destek lazım, kreş desteği veriyoruz. Organize de iki tane kreş açtık. Şimdi dediler ki başkanım bir de 0-3 lazım bize. Ona çalışıyoruz. Geçen hafta bebek kütüphanesi açtık. Bebek kütüphanesi? Bebek kütüphanesi. 0-3 yaş. Onlara kitap okuyor birileri. Anne baba hepsi oradalar. Bebek kütüphanesi o kadar önemli ki hanımefendi dedi ki çocuk kütüphanesinde çok başarılısın. Bir de bebek kütüphanesi çalış. 0-3 çalışıyoruz. Daha hamilelikten doğum, doğum sonrası. Bir de babalara sorumluluk veriyoruz. Müthiş. Bu biliyorsunuz Selçuk Şirin Hoca'nın hep anlattığı evet, bir şey var. Evet işte aynen Selçuk Hoca'nın. 0-3 yaş arasında çocuklara ne kadar kitap okursanız evet, o çocukların kitap okumasını, entelektüel zekasını o kadar geliştirirsiniz. Aynen, bilimsel veri var yani. Aynen dediğini yapıyoruz. Dediğini uyguluyoruz şu anda.